Merhabalar. Bu haftaki Sofi'yle sohbetlerinin muhteşem konuğu 2014 yılından beri Açık Radyo'da yaptığı programla tanıdığımız Pınar Erkan. Programın ismi bilen bilir, Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a. Pınar Hanım hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Hemen programla ilgili konuya girmek istiyorum. İsmi yeter. Çünkü doğru mu algılıyorum? Lütfen beni teyit edin ama ahşaptan betona sizin zaten uzmanlık alanınız olan mimarlık tarihi alanına dokunuyor. Mecidiyeden jetona da gerçekten o kültürel dönüşümü anlatıyor adeta. Burada bilmeyenler için Mecidiyenin Sultan Abdülmecit zamanında çıkartılan bir para birimi olduğunu da söyleyelim. Her hafta 2014'ten beri 52. yayın haftanıza girmişsiniz. Evet. Bize biraz bu serüveninizden bahseder misiniz? Nasıl başladı her şey? Çok ciddi bir süreklilikten bahsediyoruz çünkü. Yani tabii hep yüksek lisans yapmaya başladığımdan itibaren bir de şehir içerisinde yaşarken de her zaman çok ilgiliydim ben. Etrafımda olan biten hayatlar, geçmişte neler olmuş. Bir de böyle bu içten gelen bir şey herhalde. Hep yollarda yürürken yerlere gittiğimiz zaman, yapıları içine girip çıktığımız zaman hep o yapılara dokunmak ihtiyacı duymuşumdur. Böyle hatta yapışıp duvarlara, yanağıma hani olabildiği kadar dokunarak o yapılara falan böyle hallerim olmuştur. İnsanlar tuhaf tuhaf bakar böyle filan hani çünkü belli ki herkes de öyle bir duygu uyanmıyor. Eski yapılardan bahsediyorum tabii. Çünkü o eski yapıların ya bütün yaşanmışlıkları içinde taşıdığına inanıyorum. Tıpkı eşyalar gibi hani bazen böyle eski eşyaları alırsınız, antikaları evinize. Bazen ağır gelir o eşyalar evinize. Hani daha az göreceğiniz belki bir yere koymak istersiniz. Veya bazısını da o kadar seversiniz ki o hep iyi bir duygu verir size. Ve evinizin en hani görebileceğiniz yerine koymak istersiniz. Bunların hep yaşanmışlıklarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bazen o tabii eşyaların gerçekten mutlu bir evden veya mutlu bir kişinin sahibiyetinden mi çıkıp çıkmadığını bilmiyoruz ama ben öyle yorumlamışımdır hep bunu. Yani çok mutlu şeyler yaşanmış bir evden çıkmadı herhalde bu eşya falan diye. Binalar da yine aynı şekilde ama eski binalardan hep böyle çok olumlu duygular, iyi bir elektrik almışımdır. Dolayısıyla gezdiğim yerlerde de sokakta yürürken de hep sanki ben tek başıma yürümüyormuşum da orası kaç bin yıllık bir şehirse o kadar yıldır o sokaktan geçmiş olan insanlarla ben aynı anda oradan yürüyormuşum gibi. Hani bu biraz ürkütücü olabilir. Biraz şizofrenik bir durum aslında tabii ama hep böyle olduk. Dolayısıyla da bir mimarlık tarihine yönelmemin sebeplerinden biri de buydu. Televizyondaki alışkın olduğumuz o mimarlık tarihi veya sanat tarihiyle ilgili programlarda hani böyle arka taraftan bir klasik müzik akar. Ondan sonra bir kamera döner mekanların içerisinde veya işte binanın dışında ve benzemeleri tarif eder filan ama siz hiçbir şey anlamazsınız. Çünkü aslında onlar hep mekandan, zamandan, yaşananlardan kopuk kalır. Hani iyi tamam bu benzemeyi burada kullanmış da niye kullanmış sorusunun cevabını hiçbir zaman bulamazsınız. Hatta o bir etiye kullanmış hangi dönemdir bu ve neden böyle olmuş? İnsanlar niye böyle benzeme ise benzeme, kemer ise kemer, taşsa, ahşapsa, aklınıza gelebilecek her türlü mimarlıkla ilgili o yapı doku parçalarını neden bunlar tercih edilmiş, bu üsluplar niye tercih edilmiş soruları benim kafamda dönerken mimarlık tarihine yönelip bir de öğretim üyesi olduktan sonra ders vermeye başladıktan sonra ben hep bu tarafında oldum işin. Yani çünkü tabii yapılar kendi kendilerini inşa etmiyorlar. Toplumların tamamen içinde yaşanılan kültürün, iklimsel koşulların, coğrafi koşulların, topografyanın, politikanın, siyasetin, geleneğin bir yansıması olarak inşa ediliyor. Dolayısıyla bunları ben çok merak ettim hep. Radyo programı da öyle başladı.
Bunları da paylaşmak istedim. Ben derslerimde de böyle anlatmaya çalışıyorum. Elbette her şeyi böyle çok keyifli hale getiremediğiniz zamanlar oluyor. Bazen hani şaklamanlık yapıyorum. Duygusu da yaşamıyor değil bazı derslerde. Çünkü hani derste daha uzun vaktiniz var. Karşınızda işte öğrencileriniz var. Onu daha konuları uzatabilirsiniz filan. Radyo programı tabii çok belirli zaman dilimi içerisinde her şeyi mümkün olduğu kadar öz ama sıkmadan ve hani keyifli bir şekilde anlatmak durumundasınız. Ama buna çok önem veriyorum ve bunları da bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben böyle devam ederim. Şöyle böyle yapıyorum diye ben anlatmaya devam ederim. Onun için hani burada keseyim. Ben sizi yönlendireyim. Şöyle bende de ya, o kadar güzel sorular oluşturdunuz ki. Öncelikle daha önce dinlememiş olan ve bu sohbetin kesinlikle en büyük yapılma motivasyonu aslında lütfen herkes bu programlardan yararlansın. Onu biraz ya, 6 yıldır ya ben de esasında itiraf edeceğim. Geçtiğimiz sene keşfettim sizi. Ve hani çok zaten soru sormayı seven, merak eden insanlar için muhteşem bir kaynaksınız. Bu noktada mesela işte dinlemeyenler için henüz şöyle bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Çünkü o kadar çok konuya değiniyor biliyorsunuz ki. Örneğin cadılardan kent meydanlarına, yatağın hatta tuvaletin ortaya çıkış hikayelerinden Aztek ve Mayalara, saray mutfağında pişenlerden Karaköy yolcu salonuna, Timur'un çadırlarından Yunan şehir devletlerine, yani merak eden bünyeler için muhteşem bir kaynak. Kaynak kelimesini ikidir kullanıyorum. Çünkü dinlerken en merak ettiğim şey, çünkü her bölümde bambaşka kaynaklardan bahsediyorsunuz. Bazen kitap alıntıları yapıyorsunuz ve bu kitaplar gerçekten ana akım yayınlarda çok nadir çıkan kitaplar belli. Yani en merak ettiğim konulardan biri doğru kaynağa nasıl ulaşıyorsunuz böyle bir devirde, dijital çağda ve hani o doğru kaynağı seçmek ve onu o kısacık zamanda böylesine aktarabilmek. Yani bundan biraz bahseder misiniz, kaynak? Tabii sürekli kitap alıyorum. yani artık eve hani sığmıyor, o durumdayım ama bu geliyor onlar bana. Çünkü bu sizinle neyi odaklandığınızla alakalı. Hani o seçit böyle o seç neyle ilgiliyseniz onları zaten görüyorsunuz. Şimdi bir kere hani bu bakış açınıza göre zaten hani gözünüz seçiyor, görüyor. Bir de bu tür konularla ilgili olduğunuz zaman zaten oradan da bir hani zaten bir biliyorsunuz. Kitap evlerini sürekli takip ediyorum. Bir de işte o gene çocukluktan gelen alışkanlık. Behnetiler'de büyüdüm. Ve annem de Osman Bey'de bir okulda öğretmendi. İşte bazen çıkardım Osman Bey tarafında. Şişli'yi de Osman Bey arasında. Hadi neyse adını söylemeyeyim. Reklam olur mu bilmiyorum ama söylememek gerekir belki. O zamanların çok meşhur böyle bir mağazasının kitap reyonu vardı. Ve biz orada annemle buluşurduk. Ve ben o kitap reyonunda annem gelene kadar çok vakit geçirdim. Hemen böyle kapıdan içeri girince de zaten sağ taraftaydı kitap reyonu ama o böyle birkaç katlı bir mağazaydı. O zamanlar zaten başka da yoktu. Kesinlikle reklam olmaz bu arada. Çok merak ettim. Nedir? Karamürsel. Karamürsel. Ha tamam. Karamürsel. Karamürsel deyince genelde insanın aklına kitap reyonu gelmez çünkü. O yüzden güzel söylediniz. Evet. Ve hani orası benim çocukluk anılarımda çok keyifli bir yerdir. Şimdi annemi bekliyorum. Hem de orada o kitaplarla öyle. Şimdi onun için ben çok alışkınım. Hani kitap reyonlarında dolaşmaya. Ve zaten oradan da işte bakıyorum tarih reyonuna giriyorum. Veya işte mimarlık veya neyse neye bakıyorsam. Orada muhakkak hoşuma gidecek olan kitapları gözüm takılıyor. Bulurum onları. Bir kere kaynakları öyle. Zaten bir de akademisyen olmanın getirdiği bir şey de var. Kaynak aramayı, bulmayı biliyorsunuz. Sizi bir zincirleme, ipik sürtüğü gibi bir yerden bir yere götürüyor. Bir de bunları seviyorum ben. Yani
O sevdiğiniz şeye odaklanıyorsunuz. Tamamen işte bununla alakalı aslında, ama bir çocukluktan gelen bir alışkanlığın da belki de pek çok etken hani sizi bir yere getirir, kişiliğinizi, karakterinizi oluşturur ya. Yani şimdi sokakta yürürken ben böyle binlerce insanla beraber yürüdüğümü düşünüyorsam, o insanların o dönemki yaşamlarıyla da ilgili bir kaynağa ulaşmam lazım. İnternetten çok az faydalanıyorum. Bazen çok keyifli makaleler oluyor, tezler oluyor. Hani onlardan da yararlandığım oluyor. İnternet genellikle o tür kaynaklara ulaşmak için faydalı. Onun haricinde kitap, o kitaplardan satın alıyorum. Yani hepsi var benim kütüphane. Hepsi yani. Şimdi acaba hepsi var yani. onun için bu işlerle uğraştığınız zaman da biliyorsunuz zaten. Ama ben de şaşırıyorum. Bazen bazı kitapları tabii kendi arkadaşlarımla da konuşurken, hatta akademisyen olan, hatta yayıncı olan arkadaşlarımla da konuşurken bakıyorum, bazı çok güzel yayın evli, bilmiyor, o yayın evini hiç duymamış. Yani nasıl diye ben de şaşırıyorum gerçekten. Çünkü bana göre orada herkes ulaşabilir. Ama meğersem öyle değilmiş gibi. Buradan aklıma şöyle bir şey geliyor. Özellikle kitaplar ve kütüphanelerle ilgili bir programınız vardı. Oradan bir not almışım. Şimdi o aklıma geldi. Birden bambaşka yere atlıyor gibi olmayalım ama sonuçta kütüphanelerin de bir tarihi var ve kitapların. Şöyle diyorsunuz. Almanya'nın nasyonist sosyolojist rejimi sırasında kitapların propaganda amacıyla yakıldığı dönemlerde meşhur olmuş bir söz diye aktardınız. Kitapların yakıldığı yerlerde insanlar itaat eder. Ben bundan çok çok etkilendim. Yani örneğin bu kitap ve kütüphanelerle ilgili bir bölüm yaparken bu cümleyi çekip çıkarmanız ama ondan sonra öyle bir alan bırakıyorsunuz ki o programı dinlemeyi bitirdikten sonra o sizinle kalıyor ve hani bu nasıl bir hani çekip çıkarma ve dinleyiciyi o soru balonunun içinde bırakma. Çünkü şimdi de bu tarafı var. Siz sadece kaynaklardan alıp onu paylaşmıyorsunuz. Aynı zamanda öyle bir seçicilik yapıyorsunuz ki program bittikten sonra biraz sindirmek ve üzerine hatta düşünmek gerekiyor. Bu anlamda da sorum şu yönde. Öncelikle siz bu cümleye katılıyor musunuz? Kitapların yakıldığı yerlerde insanlar itaat eder. Ve evet, gerçekten öyleyse kitap tahmin ettiğimizden çok daha önemli bir yerde olması gerekmiyor mu hayatımızda? Evet, şimdi siz bak nasıl bir ciddileştim. Çünkü bu söylediğiniz şey çok kıymetli benim için. Bunu ben yapabiliyorsam eğer zaten yani, çok çok benim için bunu duymak çok keyifli. Teşekkür ederim. Çünkü gerçekten de bu aslında benim yapmaya çalıştığım şey. Yani öğreneceğiz. Peki öğreneceğiz de ne olacak? Hani işte o bir hani bir takım kanallar açılıyor. Zihninizde de farklı türlü düşünmeye başlıyorsunuz. Farkınızda olmadığınız şeylerin farkına varmaya başlıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Çünkü hayat boş boş geçmiyor. Yani hepimiz bir şekilde yaşıyoruz. Ama olabildiği kadar hem keyif almak önemli bir şey, hem de bilgilenmek ve etrafımızla ilgili bir nerede durduğumuzu, değil mi, bir belli etmek lazım. Ve mümkünse de paylaşmak, olabildiği kadar dağıtmak lazım. Başka insanlara da bu keyfi. Çünkü yaşamın anlamının ve keyfinin de çok da başka yerlerde olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi bu, öyle baktığım zaman bunlar çok önemli. Ben kitapların da söylediğiniz şey kitaplar için geçerli, yapılar için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Kaynaktır, belgedir yapılarda. Ve konuşur sürekli yapılar. Ve onun için de binalar yıkılıyor. Yani özellikle geçmiş bir belirli bir döneme anlatıyor diye yıkılıyor. Çünkü o bina oradaysa, siz o konuyla ilgili hiçbir şey bilmeseniz bile eninde sonunda döner dolaşır o yapı size o dönemle ilgili bir şeyi hatırlatır. Bir imgeler galerisi var zihnimizde ve oraya yapılan bu türden eklemeler, katkılarla oluşuyor bizim dünya görüşümüz, anlayışımız ve davranışlarımız. Yani onun için bu çok önemli. Kitaplar da yine, yani yazılı metinler, çünkü bunlar okumanızı, öğrenmenizi sağlayan şeyler ve tabii sadece anlatılanlara kalmak hayatta
O çok riskli bir şey. En çok bunu yaşadığımız dönem içerisindeyiz herhalde. Yani bu hani bir manipülasyon konusu. Sadece bugüne ait bir şey değil. Çünkü yüzyıllardır yapılıyor bu. Toplum mühendisliği denmiyordu o dönemlerde ama bakıyorsunuz her dönem, antik dönemlerde de bu böyleydi. Rönesans'ta da bu böyleydi ki Rönesans'a gelene kadar o kadar antik Roma'dan kalmış yapılar olmasına rağmen değil mi? Hristiyanlığın yayılma sürecinde bunlar unutulmuştu, unutturulmuştu. Çünkü Hristiyanlığın aleyhine olduğu düşünüyordu. Greco-Roma kültürünün getirdiği o kültür anlayışı, toplumsal yapı, hayata bakış açısı, putotaparlık düşüncesi. Çünkü sadece İslam'da hoş, yani en hafif ifadesiyle hoş görülmeyen bir şey değil. Yani Hristiyanlıkta da öyle aynı durum söz konusu. Dolayısıyla bir de yani zaten bakıyorsunuz hep böyle yani Hristiyanlık tabii orada pagan kültürünün bir antitezi oluyor. Yani zaten pagan kültürünün de iyi bir şey olduğunu söyleyecekse o zaman niye o zaman hani Hristiyanlık o dönemde yayıldığı için Hristiyanlık örneğini veriyorum tabii ki. O zaman pagan oluruz. Niye Hristiyan olalım ki? Onun için de Hristiyanlık elbette ve bu kadar çok basite indirgeyerek söylüyorum ama yani dolayısıyla o süreçte bütün o kültürün getirdiği her şey unutulmuşken orta çağlar boyunca veya insanların yaşantısından çıkartılmışken sonra bakıyorsunuz işte yeniden doğuş diye Rönesans başlıyor ve nereden insanlar yeniden bir kültür yaratıyorlar? Tamam, yeni kıtalar bulundu ama oralarda da bir takım işte ne bileyim kutsal metinlerde hiç geçmeyen insanlar, bitki türleri, hayat biçimleriyle karşılaşıldı. Ama ondan sonra da antik Yunan ve antik Roma kurcalanmaya ve incelenmeye başlandı. Neden? Çünkü insanlar o kültürden kalan yıkılmış da olsa, bir kısmı tamamen ortadan kalkmış da olsa, o dönemlerde inşa edilmiş yapıların içinde yaşıyorlar. Aslında İtalya için söylüyorum. Dolayısıyla onlar hep birer yeniden ama neydi insanlar görmüyordu. Neden? Çünkü okumak yani zaten okur yazar sayısı çok düşük ve tabii o dini tasavvufun getirdiği bir takım durumlar da söz konusu. Ne zaman ki işte yazılı metinler çoğaltılmaya başladı. Ondan sonra da ne zaman insanlar döndüler binalara bakmaya başladılar. Oradan yeni bir kültür doğdu gibi düşünüyorum. Onun için o zamana kadar da bir itaat etme durumu söz konusuydu ve bu süreç bitmedi, devam etti. Yani birdenbire Rönesans bir sadece dilim o sürecin içerisinde bir parça. Sonraki yıllarda da yüzyıllar boyunca devam eden bir süreç bu. Çünkü Avrupa'da bugün böyle tabii Avrupa'yı diyoruz ve gözümüzün önünde bir gene imge, Avrupa imgesi canlanıyor ama Avrupa'da sanki bizim bu son 20. yüzyılda kafamızda oluşan imgeden ibaret değil ki. Yani orada da bakıyorsunuz gezer göçer kabileler, Germanik kökenli kabileler. Ben çok severim bu konuyu. Böyle çok çok grotesk örnekler vardır o dönemlerde yaşanan şeylerle ilgili. Onları da konuşmayı severim derslerde de. Çünkü bir sadece Türkler gezer göçer kabileler halinde yaşıyorlarmış da dünyanın geri kalan hepsi yerleşik düzende böyle kentli kültürüyle çağdaş da kendi dönemlerinin çağdaşı yaşamışlar gitmişler. Bir tek bu coğrafyanın kültürü böyleymiş gibi bir algı var ya ve bunu kırmak çok zor. Onun için hani bu konuyu konuşmayı seviyorum öğrencilerimle ve başka yerlerde. Çünkü aslında bilginin taşıyıcısı olduğu için o itaati getiriyor kitabın olmaması. İşin özü bu. Ve onun için de yüzyıllardır kitap hep çok kıymetli. Baksanıza yani manastırlarda bir de işin şöyle bir, yani o zaman kutsal metinler çoğaltılıyor tabii ama o kutsal metinleri çoğaltan kopya el yazmalarını yazan diyeyim neyse cümleyi kurmamış oldum ama din adamları da aslında onların da büyük bir kısmı bilmiyordu ne yazdığını. Bir de böyle düşünürsek. Ama yine de bu sürecin bir hizmetlisiydiler.
tırnak içerisinde. Çünkü o yazılı metinlerin çoğaltılması gerekiyor. Çünkü ondan sonra bakıyorsunuz sen orta çağda küçük harfler, kelime arasındaki boşluklar, Şarman'ın ne o, işte Karelange, Rönesans'ı dediği dönemde bu yenilikler oluyor da hani biraz daha anlamlı hale geliyor. Ne, düşünsenize noktalama işaretleri yok, büyük harf, küçük harf yok, kelimeler arasında boşluklar yok. Bir metin var karşınızda. Ve de o kadar kolay da değil yani onu okumak. Ama yine de bunların çoğaltılmasına devam edildi. Yani kitap kıymetli bir şey bu anlamda. Ne olursa olsun, hani içeriği ne olursa olsun. Bilginin taşıyıcısı, onun olmadığı yerde de. Şimdi bilgi tek başına bir şey ifade etmiyor. Tabii o bilgiyi nasıl işlediğimiz önemli. Ama nihayetinde tabii bir yerden başlayacaksınız ve çünkü şimdi internet, yani baktığınız zaman da internette her şey var. Ama kitap gibi değil. Şimdi doğrusu var, yanlışı var. Bilgiye ulaşmak çok kolay şimdi. Eskiden bilgiye ulaşmak asıl meseleydi. Şimdi öyle değil. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Hani internette her şey var diyoruz. Aslında her şey de yok ama bir de bu bir yöntem öğrenmek durumundasınız. Aslında o anlamda daha zorlayıcı bir şey. İnterneti kullandığınız zaman yöntem kullanmak, öğrenmek durumundasınız ki o malzemeyi işleyebilin. Anlamlı hale gelsin o. Ben bu noktada az önce bahsettiğiniz o bilgi taşıyıcılığına geri dönmek istiyorum. Evet, kitap çok bariz bir şekilde herkesin genel geçer kabul ettiği bilginin elimizde okuyarak edindiğimiz bir bilgi taşıyıcısı. Fakat yapılar kısmını hiç düşünmemiştim ve bana hemen şeyi hatırlattı. Tamamıyla tesadüfi bir seyahat planlamasıyla Bergama'ya gitmiştim ve bundan birkaç hafta sonra da Berlin'deki müzeye gitmiştim. Bilen bilir, o Bergama'daki koskoca amfiteyatro Berlin'in şehir merkezinde, göbeğinde kapalı bir alanda zavallı bir şekilde hala düşündükçe tüylerim diken diken olur, bulunur ve hani o taşların üzerine böyle çöktüğümü ve iki hafta önceyi hatırlayıp bu buraya ait değil ve ben hiçbir şey hissetmiyorum. O Bergama'da hissettiğim şeyi burada hissetmiyorum. Bunu neden, nasıl yaptılar geldi aklıma şimdi mesela. Ve ben bunu kimseye açamamıştım. Demek ki vakti buymuş. Sizden daha iyi bunu sorabilecek kimse yok zaten. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani sürgüne göndermişler bir çareyi. Morali çok bozuk. Yani öyle duruyor. Evinden, yurdundan ayırmışlar. Orada hakikaten yani... yani tabii bu bir de şimdi bu iade edilmesi gibi bir şey söz konusu olmayacak herhalde götürülenlerden bir tanesi ama internetteki tartışmalarda zaman zaman görüyorum özellikle British Museum'da biliyorsunuz çok sergilenen şeyler var Türkiye'den alıp götürmüş onunla ilgili kavgalar oluyor bazen internette. Hani hiç bitmeyen bir konu bu aslında. Şimdi işte bu yapılar da ne kadar kıymetli bir şey ki koskoca tapınağı alıp yerinden bir de parça parça taşları sökerek götürüyorsun kilometrelerce uzakta, binlerce kilometre uzakta bir ülkenin müzesine koyuyorsun. Yani neden? Çünkü işte o bir şey anlatıyor. Geçmişle ilgili bilginin diğer bir kaynağı da yapılar. O yapı yoksa eğer bir süre sonra o unutuluyor. Ne olmuş? Veya şey de iyi bir örnek olabilir bu konuda. Şilman'ın Truva'yı bulması. Çünkü o zamana kadar sadece destan diye bakılıyordu. Olaya bunu gerçekten tarihin bir parçası olduğunu bilen yoktu ama Şilman bulduktan sonra Truva'yı bunun gerçek tarih olduğunu o anlatılanların anlaşıldı. Bu çok önemli bir şey. Bir de üstüne üstlük hani bir konuyla ilgili bir belge kaynak bakarsınız. Durursunuz bu taraftan süslersiniz bir şekilde kullanırsınız bir düşünceyi ispatlamak istiyorsanız eğer
ikna edersiniz karşınızdakini. Ondan sonra alırsınız bir öbür taraftan alırsınız, kullanırsınız. Tam zıttı düşünceye aynı belgeyi kullanarak da yazılı belgeden söz ediyorum. Tarihi bir olaydan söz ediyorum. İkna edersiniz karşınızdakini ama işte yapılar da bunu engelleyen belgelerden bir tanesi. Çünkü yerde bir hani bu konularda çok sıkıntılar çekmiş bir topraklar üzerinde yaşıyoruz. Binlerce yıldır bu topraklarda kim yaşadıysa işte onların kültürünün bir birikiminin eseriyiz biz. Başka da bir şey değiliz. Bunları iyi değerlendirebilmek için de o yapıları ayakta tutmak mecburiyetindeyiz. Çünkü o zaman o kadar çok işte bize o manipülasyon tamam geçmiş yüzyıllarda da vardı dedim ama bugünkü kadar yoğun değildi tabii. Neden? O kadar araç yoktu çünkü o zamanlarda. Şimdi bir de kim ne derse inanma eğiliminde böyle bir toplum yapısı. Üstüne üstlük de biliyorsunuz hani böyle çipler takılacak oramıza. Buramıza ne olacağımız belli değil. Robota mı çevireceğiz falan diye. Bunlar bir taraftan hakikaten öyle olacak mı, olmayacak mı gerçekten değil. Hariri mi söylemişti onu bir toplantının bir tanesinde kendi iradesiyle hareket eden son nesil falan diye. Bunlar çok korkunç şeyler. Yani aslında tabii eğer öyle bir yola doğru, öyle bir noktaya doğru gidiyorsa toplumlar zaten yapılacak çok fazla bir şey yok. Ama o zaman da bambaşka bir dünya yaratılması lazım. İşte bu yapıların ne yapacaklar? Yani bu yapıları tamamen ortadan kaldırmak mümkün olacak mı? Yani çünkü hep bir şeylerin hatırlatıcısı olarak varlıklarını sürdürecekler. Bir de bunlar o kadar güçlü hatırlatıcıymışlar ki bir kere birisi bu noktaya işaret ettikten sonra işte bir kitle halinde toplumları etkileyecek bir kültüre dönüşüp yeni çağlar başlatıldı. Hani şimdi Rönesans'ı düşünerek bunu söylüyorum. Ya onun arkasından. Bir de mesela bakıyorsunuz hani Protestanlık çıktıktan sonra da Katolik Kilise yine yapılar üzerinden de kendini yenilemek üzere bir karşı reform hareketi içerisinde. Baroğun ortaya çıkış sebeplerinden. Neden? Çünkü o yapılarla bir duygu yaratacak, etki yaratacak insanların üzerinde. Veya manevi olarak hissetmeniz gereken şeyleri yapılarla size hissettirmeye çalışan bir anlayış var burada. Bu çok önemli bence. Onun için bu kadar üstünde duruyorum ve yapılar nasıl insanlar yaşamış, ne olmuş, kimler yaşamış, yapıların kullanıcıları kimmiş, o kentin sahipleri kimmiş ve bu yapılar nasıl o kültür içerisinden hani çıkıyor. Çünkü zaman zaman acaba fazla vulgarize mi ediyorum diye kendi kendime kaygılandığım da olmuştur. Ama işin doğrusu da bu herhalde. İşte sizin bu bahsettiğiniz perspektiften bakınca beyin kıvılcımları böyle şu an çakıyor. Hepsi işte Ayasofya'ya bu kadar, Ayasofya'nın sürekli dönüşümüne, işte bilmem kaç on yılda beri değişimine, verilen tepkiler, algılama şekillerinin farkları ya da en basitinden bundan 7-8 sene önceki meydan muharebesi dediğim hani Gezi'nin farklı motivasyonlarla bir şekilde tepkilerin bu kadar ayyuka çıkması. Aslında baktığınızda bilinçli ya da bilinçsiz gerçekten yapı, meydanlar, mimari hakikaten hayatımızın çok... Biz onlarla varız, onlar bizde var gibi bir durum. Şimdi bu noktada bilmiyorum hiç fırsatınız oldu mu bakmaya ama siz bir yandan İTÜ ve Gedik Üniversitesi'nde de zannediyorum hala devam ediyor değil mi dersiniz? Evet. İTÜ öğrencilerinin teknik forum diye bir sayfasını buldum sizi araştırırken. Şimdi hiç değişmeyen bir şey var üniversite öğrenciliğinde. Ya işte hiç not bırakmıyor fotokopiciye. İşte ilgili değilsen... Bırakmam. İlgili değilsen uyursun. Kusura bakmayın. Çünkü çok komiğime gidiyor. Yani muhteşem pırıl pırıl beyinler ama o yaşta işte birazcık kafa dağınık olunca tabii. Hani nasıl kolaydan şey alırım. Not alırım. Ama bir tane çok ilgimi çeken bir eleştiri vardı.
İstanbul'u gezdirecek diye almayın dersi gezdirmiyor. Şimdi bir yandan böyle bir serzeniş komiğime gitti. İlkokul çocuğu gibi hani neden tutup elinden sen dersi dinle git gez. Hani o şeyi yapıya kendin ulaş geldi ilk başta aklıma. Ama sonradan da düşündüm hakikaten sizinle yürümek bambaşka bir şey olurdu. Şimdi tabii ki böyle bir şey talep etmek anlamsız ama bir mekan İstanbul özelinde de olabilir. Nasıl bir gözle gezilmeli gerçekten? Çünkü az önce bahsettiğiniz yapı geleneğinden de bahsettiğimizde mesela İstanbul'un şu anki durumu evet atıyorum Balat'ta mesela var o binalar ama mesela programlarda da hep diyorsunuz ki bir tek kapısı kalmış işte bir tek şusu kalmış, şu busu kalmış. Onu görebilmek çok ciddi bir merak ve ciddi bir göz ve konsantrasyon gerektiriyor artık. Yani İstanbul'da artık nasıl gezilir ki baktığınızda? Nasıl? Evet. Şimdi yani gezdiriyordum çocukları. Onu düzelteyim burada. Gezdirmiyor değilim. Ama şöyle bir durum var. Hani sonradan gezdirmediğim zamanlar oldu bir süre sonra. Yetişemez oldu falan ama yani eskiden gezdiriyorduk. Daha eski yıllarda geziyorduk. Bir de benim hani derslerde çocuklara vermek istediğim şeyleri gezerek anlatamıyorsunuz. Bir de böyle bir durum var. Ne dersin içinde ne yapmak istiyorsun? Biraz bununla alakalı bu konular. Burada işte gezerken de biraz bilgili olmak gerekiyor. Yani hiçbir şey bilmeden bir yerleri gezdiğiniz zaman sadece uyaranları alırsınız. İşte bir merakınız uyanır. Ama biraz biliyorsanız o zaman daha iyi ayırt edebilirsiniz ve bilmeyen bir gözün farkına varmayacağı şeylerin farkına varırsınız tabii ki bu şekilde. Hele bugün tabii çok kayıplarımız var. Sadece bizde değil dünyada da öyle. Bizim yaşadığımız problemler değil tek başına bunlar. Bizde daha ağır oluyor. Kayıplar çok fazla olunca onları şehir içerisinde bir de o kayıpların yerine gelenler çok nitelikli olmuyor. Bir de yani tabii şehrin yapısını, dokusunu tamamen kendi geçmişinden koparmış oluyorsunuz. Yani, bu çok önemli bir şey tabii. Onun için hele yeni nesil bir de böyle bu kadar çok telefona, işte internete odaklı olunca zaten ben onun öğrencilerini de görüyordum. Şimdi İTÜ'de ne bileyim ben 5 yıl öncesine kadar öğrenciler çok daha ilgili alakalıydılar. Çıkıyorlardı, Beyoğlu'nda dolaşıyorlardı. Oralarda daha çok vakit geçiriyorlardı. Çünkü ya yurtta kalıyorlar ya civar semtlerde işte öğrencilerin çok yaşadığı, ev tuttuğu semtler var. Oralarda kalıyorlardı. Ama bu bölgede hayatın da içindeydiler. Şu son 5 yıldır oldukça kopuk olduklarını, bilmediklerini pek çok şeyi fark ediyorum. Bu da daha az o okul çevresindeki hayata katılmalarından kaynaklanıyor. İşte neden? Bunları tabii belki sorgulamak lazım. Çocuklar dışarıda sosyalleşerek daha mı az vakit geçiriyorlar? Veya tercih mi etmiyorlar? Nereye gidiyor bu çocuklar? Hani eskiden Taksim, Beyoğlu, Galata civarında daha çok vakit geçiriyorlardı. Şimdi geçirmiyorlarsa nereye gidiyor bu çocuklar? Gibi. Bu tür şeyleri tabii çok sorgulamama neden olan bir farkına varma olmuş durum benim için. Bunda pek çok etken var tabii ki ama o içinde yaşadığınız şehrin ruhunu kavrayabilmek için nasıl bir yer olduğunu anlayabilmek için işte o sokaklarda dolaşmak zorundasınız tabii. Ama sadece sokaklarda dolaşmak yetmez. Bu söylediğim nedenlerden ötürü yetmez. Çünkü o özgün yapı çok değişti ve dönüştü. Ve bakıyorsunuz ne bileyim ben bir mescit, bir kıymetli bir mescit restore edilecek diye yıkılmış tamamen bambaşka böyle bir işte dükkan camlı mamlı falan bir dükkana dönüştürülmüş. Mescitle alakası yok. Ama adı mescit hala baktığınız zaman. Yani veya bakıyorsunuz
yine Osman Bey'de bunları çok görürsünüz. Harbiye'de, Osman Bey'de filan. Binanın alt kısmında eski özgün haliyle, diyelim ki 19. yüzyılın bir yapısı ama üstüne 5 kat daha çıkılmış ve giydirme cephe filan. Giydirme cephe. Sıra servilerin girişinde yapıldı yeni bir bina. Yine böyle bakıyorsunuz. Altta 19. yüzyılın işte yapısı ama üstünde bambaşka bir şey var filan. Şimdi bunlar tabii çok siz altta gene sadece o eski dokunun bir parçasını filan görüyorsunuz ama yetmiyor bu. Ayırt etmeye de yetmiyor. Bir de bir yerin demografik yapısının çok değişmesi de etkili. Eskiden Kalamış'la ilgili çok şey anlatacak bir Rum ahali vardı burada. Şimdi neredeyse hiçbir çok azlar. Yani hiç kalmadı değiller. Varlar gene ama eskiden her yerde karşılaşabilirdiniz. Komşuluk edebilirdiniz. Şimdi sayıları çok azaldı. Zaten de içlerine kapanık yaşıyorlar. Toplum içerisindeki o paylaşım giderek azalmış oluyor bu şekilde. Bu şey gibi hiç anneannesini, dedesini, babaannesini görmeden büyüyen çocuk olmak gibi bir şey. Çünkü yine hayatımızın içerisinde kültürün, geleneğin taşıyıcısı da anneanneler, babaanneler, dedelerdir. Annenin babanın öğretemeyeceği şeyleri öğrenir çocuklar onlardan. Sen anneanneyi, babaanneyi, dedeyi hayatın içerisinden çıkartıp atarsan geriye o kadar kıymetli bir şey kalmayabiliyor. Sadece günlük yaşam haricinde. Böylesine hızlı dönüşen bir şehir özelinde, yani İstanbul nezdinde konuşacak olursak, o zaman gerçekten artık hafiyelik adeta yapıyor olmamız gerekiyor. Yani görünmüyor, evet. Bina orada değil ama sadece dediğiniz gibi isim kalmış. Bir sokak ismi. Genelde onlar da gerçi değiştiriliyor artık ama hani burada bir şey varmışı merak etmek galiba. Ama bir yandan da sizi son sormak istediğim, değinmek istediğim kişi geliyor burada aklıma ve göz. Bu hafiyelik aslında bir anlamda işin pozitif tarafına bakacak olursak sizi biraz böyle dışarıdan bir göz gibi. Çünkü artık o aradığınız şey yok. Bambaşka bir çağda yaşıyorsunuz resmen. Dolayısıyla örnek benim en etkilendiğim dışarıdan gözlerden biri İstanbul'u gezen, sizin sayenizde öğrendiğim Julie Pardo. İşin güzel tarafı İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkıyor. 3-4 sene önce galiba kitap. Ve 1836 yıllarında geliyor Julie Pardo ve 10 aya yakın kalıyor ve Sultanlar Şehri İstanbul diye ciltler halinde kitap haline getiriliyor İngiltere'de sonra. Şu anda da dilimizde, onu söyledim zaten bu söyleşiden önce de koyduğum postlarda görülüyor. Edinilir, çok kolay edinebilecek bir kitap. Muhteşem bir mizampaj ve baskı, bu anlamda da kitapçı tarafıyla da böyle ağız sulandıran bir yayın. Mesela son olarak Julie Pardo nezdinde konuşarak o gezginliği, o bakış açısı üzerine de bir şeyler söyleyebilmenizi rica ediyorum. Çünkü baktığımda Avrupalı bir gözün, o dönem 1836 yılında gezen bir gözün aslında 2021'de gelse yine o göz aslında hiç değişmemiş. O yargılar ve ön yargı değil ama ön yargıların dönüştüğünü söylüyor zaten. Böyle hafif sinik böyle bir şeyi var, tarzı var. Bakış açısı ve aktarma şeyi var çünkü kendi filtresinden baktığı için. Öyle bağlamak istiyorum konuyu. Bize biraz Julie Pardo nezdinde özelinden çıkıp bu batıcıl bakışın Türkiye'ye ve İstanbul'a ve mimari bir kültüre dair birkaç cümleni ederseniz çok sevinirim. Yani tabii Miss Pardo çok hep olumlu bahsediyor İstanbul'dan baktığınız zaman. O tabii aslında gezginlerin her zaman bakış açısı bu olmuyor. O biraz herhalde kendi yine kişilik yapısıyla da alakalı. Böyle bir sürekli hoşluklarda hani eleştirdiği yerler de var muhakkak. Olumsuz anlamda söylemiyor. Yani şöyle diyeyim, hani çok sert dille küçümseyerek bir takım şeyleri ifade eden o gezginleri düşünerek böyle söyledim. Yoksa onun da gayet net bir şekilde olmaz olmaz hani dediği yerler var gözlemleri içerisinde. Fakat hani işte bazen de şey hissediyorsunuz, biraz
kelimeyi bulamadım. Kayırmış biraz aslında. Çünkü aynı dönemlerde İstanbul'a gelip bambaşka aynı konular üzerine. Çünkü de ama onun da bir şöyle bir özelliği de var. Pek çok insanın giremediği yerlere girebiliyor o. Çünkü mesela konaklara girebiliyor, kadınlarla bir arada sofralara oturuyor filan. Bunlar önemli farklar çünkü genellikle bu tür ortamlarda bulunmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Onun için ama yine de bazı şeylerin o işte bir oryantalist bakış açısını da yine seziyorsunuz tabii. O batı da hiç bitmeyen bir şey. Yani bugün de var, hiç bitmeyen bir tutum yaklaşım. Bir de 19. yüzyıl tabii İstanbul için çok hareketli bir yüzyıl. İnanılmaz bir yüzyıl. 19. yüzyıl. Çünkü her şey çok hızlı değişiyor, dönüşüyor. Ve hem geleneksel yapı devam ediyor şehirde hem de yepyeni şeyler oluyor bir taraftan da. İlişkilerin, batı ile ilişkilerin bambaşka bir yöne doğru evrildiği bir dönem. Onun içinde tabii o işte kapitülasyonlar falan, o kurulan politik ilişkiler bambaşka imkanlar sağlıyor yabancı ziyaretçilere de. Ama aynı zamanda bir güç duygusu da ve bir kompleksten kaynaklandığını da zaman zaman bunu çok hissedersiniz. Fransız, İstanbul'da bir yapı inşa eden çok sayıda mimar var. Hani işte mesela onlardan bir tanesine, bir Fransız'a bir madalya çalışmalarından dolayı verildi diye bakıyorsunuz. Başka bir ülkenin büyükelçisi, bize niye vermiyorsunuz, işte benim de şu mimarım var, ona da verin, bana ne illaki de verin, öyle de verin, böyle de verin filan diye hani böyle çok etkiliydi, her şeye kadirdi, işte Osmanlı'da şöyle şeyleri yaptırabildi, böyle konularda etkili oldu dediğiniz o önemli büyükelçilerin bazı noktalara gelindiğinde ne kadar işte böyle bir ayağını yere pat 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 küçük çocuklar gibi vurur. Ve ondan sonra da iyi hadi onun da gönlü olsun babında onun istediği mimara da bir ödül gene verilmesi falan aslında. Böyle yani çok karmaşık olayların yaşandığı bir zamanda sadece biz pardon değil pek çok gezgin var. Ve her ne kadar tabii çok keyifli de olsa bunları biz kaynak olarak kullanıyoruz ama tek bir gezginin ağzından çıkanlar değil. Bir hani aynı dönemde aynı yerlerle ilgili düşünceleri belki bir araya getirip yabancılar nasıl bu olaya bakıyordu onu değerlendirebiliriz. Çünkü çok bireysel şeyler, subjektif düşünceler, fikirler ve hani ne olumlulara çok bel bağlamak lazım olumlu söylenen şeylere. Hani açık ve net bildiğimiz şeyler var. O ayrı. Ama bir olay yaşanmış orada yapılan yorumlar falan. Acaba hakikaten o zaman böyle miydi diye böyle sizi merakı düşürecek konular olabiliyor. Gibi. O zaman işte gene hep bir çekinceyle bu kaynakları yönelmekte fayda var. Ama okumak çok keyifli ve yine de elbette bir hani bakış açısı keşfetmek açısından da tabii çok kıymetli. Bir de o dönemin bir sofra hanımlar nasıl oturmuşlar bir sofranın başında veya yine oralarda da bir yapıyla ilgili bunları çok kaynak olarak kullanıyoruz. Yani sadece sanatçıların çizdiği tablolar, gravürler değil. Bu sözlü anlatımlar da tabii ki çok kıymetli. İşte ben hep kaynak gözüyle bakıyorum ya bunlara. Bak gene kaynağa döndürdüm yani konuşurken. Ama bir de hep dikkatli de olmak durumundayız. Böyle her şeyden çok emin olamayız. Hemen o öyle dedi diye onu kesin böyledir diye doğru kabul etmek etmemek gerekir. Bir de ben şunu hiç unutmuyorum. Şey biliyor muydunuz? Biz bu bir nöroloğun yaptığı çalışmaydı aklımda yanlış kalmadıysa. Gözümüz her şeyi görmüyor. Mesela ben böyle size karşımızda duran bir insana baktığım zaman kısmen görüyorum. Görmediğim yerlerimi beyin tamamlıyor. Ve bunu her konuda yapıyor beynimiz.
Baktığımız zaman her şeyi görmüyoruz. Görmediklerimizi beyin tamamlıyor. Nereden tamamlıyor? Eski verilere göre tamamlıyor. Şimdi bunu ilk okuduğum zaman yıllar önce çok ürkütmüştü bu beni. Yani o zaman hiçbir şeyden işte emin olamayacağımız bir noktaya geliyoruz ve tabii insanoğlunun ayakta kalma dürtüsüyle de alakalı, güdüsüyle de alakalı bir şey bu. Siz kendinize yarayacak şekilde bir de tamamlıyorsunuz o eksikleri. Zaten bu kaynaklar da yabancı gezginlerin gözlemleri gerçekle örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu aynı doğrultuda sadece keyif almak için okumuyorsanız eğer kullanılabiliyor. Sizin ne anlamak istediğiniz veya onun kaynağı nasıl kullanmak istediğinizle ilgili bir şeye dönüşebiliyor. Sadece sözel anılar olduğu zaman. Onun için zaten anılar çok güvenilir olmayabiliyor. Çünkü gene bir film vardı. Bir Japon filmiydi herhalde. Çok yağmur yağıyor. Bir de film de 3 saat süren bir filmdi. Yanlış hatırlamıyorsam ödüllü bir filmdi. Belki de bir olay olmuş. 3 Japon olaya tanık olmuşlar. Ve bir tanesi de yağmur var dışarıda. İşte korkunç bir yağmur yağıyor. Oturmuşlar bir yerde anlatıyorlar. Biri çıkıyor diyor ki işte şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu diye. Filmin üçte birinde birincisi anlatıyor olayın nasıl olduğunu. Ondan sonra öbürü diyor ki hayır diyor, öyle olmamıştı diyor. Aslında şöyle olmuştu diyor. O kalan üçte birinde üçte ikisinin işte yarısında bir yere anlatıyorsa üçüncü çıkıyor diyor ki hayır öyle olmamıştı, olay böyle olmuştu deyip aynı olaya tanık olmuş üç insan bambaşka şeyler anlatıyorlar aynı olayla ilgili ve herkes kendi anlattığına inanıyor. Belki işte böyle de dünyalar kurguluyoruz aslında. Onun için o kitapları, kaynakları olabildiğince ulaşmak lazım, bunları değerlendirmek için. Ben anlatıyorum ama biraz da belki başkaları da hani başkalarından da dinlemek lazım. Ben belki kendi dünyamı yaratıyorum orada. Onu anlatıyorum size. Başkası bambaşka bir şey anlatacak. Muhteşem bir kapanış özeti oldu. Demek ki gerçekten insanın kendini gerçekleştirmesi, varoluşunu oluşturması için gerek yapılar, gerek kitaplar üzerinden konuştuğumuz için öyle diyorum. Onların aktardıkları bilgilere ne kadar farklı bir perspektif kazandıracak şekilde ne kadar çeşitli kaynağa ulaşabilirsek o kadar o dördüncü boyutumuz diyeyim ben genişliyor ve dolayısıyla bence her zaman inancı başkalarınınkileriyle bir araya geliyor ve biz işte bu şekilde bütünü oluşturuyoruz. Muhteşem oturdu kafamda. Çok çok teşekkür ediyorum. Ayırdığınız bu muhteşem vakit ve paylaştığınız bilgiler için eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu. Güzel oldu ve siz de keyif aldıysanız daha da iyi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zaman büyük bir keyif sizi dinlemek. Tekrar ediyorum. Henüz dinlemediyseniz Açık Radyo'da Salı günü sabah 10.30-11 arası ya da iTunes Podcast vesaire podcastları dinleyebileceğiniz her platformda Pınar Erkan Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a ile muhteşem bir kaynaklar bütün olarak size bir sunum yapıyor. Görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.